Kim sağduyuydu, akıllıydı, çözüm istiyordu? Öcalan iyidir diyen kim? AKP'liler. Evet. Bunlar bu kadar derin siyasi sahtekarlık içindeler. Şimdi bu söz nasıl Merdan Yanardağ'ın sözü olabilir? Yani AKP'lilerin söyledikleri sözleri hatırlatan Merdan Yanardağ bu sözleri söylemiş gibi terör propagandası yapmaktan tutuklanabilir. Hocam söz sizde. Evet, dediğim gibi hayatın normal akışına aykırı bir davayla ve tutuklamayla karşı karşıyayız. Şimdi bunun için şunu anımsamak lazım. Yani ne oluyoru bir iyi görelim. Bir, şimdi benim bugünkü Cumhuriyet'teki yazımda da var. Bir defa AKP-MHP iktidarı kendi yandaşlarıyla birlikte ki işte bunun içinde yeni Refah var, efendim, Müdafar var filan, felaket bir durum. Kadınların bütün haklarını elinden almak isteyen partilerle filan ittifak içinde ve eski bir tabii terörizmle organik bağ, hukuki değil ama organik bağ olan partilerden bir tanesi Müdafar filan. Şimdi onlar da seçimi nasıl kazandı? Aslında ne kadar adaletsiz, ne kadar şeffaf olmayan bir yapıdan geldiğimizi biliyoruz. Yani seçmen listelerini kontrol edemedik. Ne kadar kaç kişi vatandaş oldu, ismini değiştirdi, artık kontrol edilemiyor. Bunları hepsini bir yana bırakarak genel stratejiye baktığımızda kaba bir milliyetçilikle ve kaba bir terör korkusu yaratarak bu seçimi seçimin propagandasını yürüttü. Ve sonunda hep bütün faktörler bir arada kazandı. Yani CHP için bastırdığı yalan broşürler, yalan posterler, yalan iddialar, hatta yalan video. Yani işte Öcalan'la yahut ne bileyim bir sürü dağda bulunan teröristler var, terör üzerleri var. Onların yaptığıyla Kılıçdaroğlu'nu filan bir arada gösteren yalan videolar var. Yalancılıkla götürdü propaganda dönemini. Ve bu yalancılığı kaba terör korkusu üzerine dayadı. Bakın 2015'te aynı olayı bir daha yaşadık. Orada hatırlarsanız 7 Haziran'da kaybetmişti %40'lar iktidarı ama vermedi o sırada Cumhurbaşkanı olan Erdoğan hükümeti kurmayı Kılıçdaroğlu'na ve 5 ay sonra, Haziran'dan 5 ay, Kasım ayında, 1 Kasım ayında yapılan seçime kadar yaşanan terör olaylarıyla %40'tan %49,5'a çıktı. Yani kendi içinde 4'te 1, %25 oy arttırdı. İnanılmaz bir şey. Nasıl oldu bu? İşte Nansuruç olayı, gar katliamı, Sultanahmet bombası filan. Şimdi bu kaba terör korkusu ve kaba terör olayı ve Türkiye'nin bölünme olayı. Şimdi çünkü maalesef Türkiye'nin tarihi PKK teröristleri ve Öcalan'ın onun lideri olan Apo denen adamın yaptığı cinayetlerle dolu. Gerçekten bebek katili, gerçekten öğretmenlerimizi öldürdüler, gerçekten zavallı ve işçileri öldürdüler, işler yapılamasın diye. Tabii ki askerlerimizi ve polisimizi şehit ettiler. Ama hatırlayın, polisi karakollara kapayan askerleri kışlalarına hapseden kimdi? Bu iktidardı. Yapmayın, eylem yapmayın, operasyon yapmayın diyen bu iktidardı. Hocam, hocam, Irak'tan gelen, hocam. Irak'tan gelen peşmergeleri veya liderimiz Apo diyenleri hayır senin liderin Apo değil sen pişmansın filan deyip çadır kurdukları çadır mahkemelerinde içeri alan şimdi bu şimdi dönüyor seçimde bunu kullanıyor ve şimdi unutmayın bitiriyorum hemen vereceğim sevgili Murat şimdi önümüzde bir seçim daha var hangi seçim yerel seçim yerel seçimde İstanbul'u geri almayı hedefliyorlar. Dolayısıyla işte CHP terörist, bilmem nereden Yanardağ terörist, Selefi terörist diye hem medyayı kapatacak hem muhalefeti susturacak. Ya ben hayatın normal akışına aykırıdır. Siz anlattınız işte çağrıldığı zaman gitmesi lazım. Tutuklama nereden çıkıyor?
tutuklanmasın, derhal serbest bırakırsın dedim diye. Yani sülalene ne affedersiniz? Türkler delikleri kaldıracak ya. Nasıl bir şeyden yukarıdan tabii. Tek merkezli bir saldırı. Siz onu çok iyi anlattınız. Tek merkez, yani birisi o videoyu yapıyor, üretiyor, o montajı yapıyor, öbürü o. Hatta kavga çıktı, birisi diyor ki ilk ben yayınladım, ben yaptım montajı diyor. Öbürü de diyor, öbürü işte denetli adam filan bir şeyler. Evet, yani geneli bunu koyalım. Yani bu iktidar herkesi susturmak, herkesi susturmak ve yerel seçimlerde İstanbul'la dahil başarılı olabilmek için bu kozu kullanacak. Merdan Yanar da onun için asla mantığa, hukuka aykırı bir biçimde tutukladılar ve savunulmasını bile yasaklıyorlar. Kaldırıyorlar. Buyurun efendim. Evet. Hocam bu önemli. Yani savunulmasını da yasaklıyorlar kısmının üzerinde belki durmak lazım. Çünkü öyle bir tablo ortaya çıkarmak iyi amaçladıkları kesin. Sonuçta Merdan Yanardağ sözleri pek çok hani ne diyelim kanalda görmediğimiz netlikte, sertlikte bir isim. Görüşlerini çok net ifade ediyor ve evet sivri bir dili de var. Söyledik sözlerinde arkasında duran bir isim. Dolayısıyla belki bugün hani belirli yerlerde onun yalnız bırakılmış olmasının nedeni Türkiye'nin geleceğini düşündüğü için, Türkiye'nin geleceğine dair kaygıları nedeniyle yapılanlara duyduğu tepki, onlarla ilgili dile getirdiği eleştiriler nedeniyle belirli kesimlerle arası da açılmış olabilir ama şimdi bir gazeteci, bir düşün insanı, yazar ve Tele1 genel yayın yönetmeni, bir televizyonun genel yayın yönetmeni tutuksuz yargılanabileceği bir suçlamadan şu anda tutuklu yargılanıyor. Yani burada tabii Tele1'in de hedef alındığı çok açık. Çünkü Merdan Yanardağ mutlaka özel bir hedef. O nerede olursa olsun hakkında...